arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kesirlerle bölme işlemi ve problemlerini işleyeceğiz. Kesirlerle bölme işlemi yaparken nelerden yararlanacağız, onlardan bahsedeceğiz bugün. Kesirlerle bölme işlemi yaparken çarpma işleminden de yararlanırız. Bunları da örnekte göreceğiz zaten. Kesirlerle bölme işlemi yaparken iki tane kuralımız vardır. Kesirlerle bölme işlemi yaparken birinci kuralımız bölünen kesir veya sayı aynen yazılır. İkinci kuralımız bölünen kesir veya sayı ters çevrilerek bölünen sayı ile çarpılır. Bunu da hemen örnekte gösterelim. Birinci örneğimiz 3/4/1/2. 3/4'ü aynen yazıyoruz. Çünkü burada bölünen kesir veya sayı aynen yazılır diyor. Bölünen kesir veya sayı ters çevrilerek bölünen sayı ile çarpılır. O zaman çarpma işlemi koyuyoruz oraya. Ve bunu ters çeviriyoruz. 2/1 oldu. Şimdi burada sadeleştireceğiz. 2 ve 4'ü sadeleştiririz. Çünkü katları. 2'yi 2'yi de sadeleştirdiğimizde 1. 2'yi 4 ile sadeleştirdiğimizde de 2 olur. Bundan sonrasını gerisine çarpıyoruz. 3/2 oldu. Bu kadar basittir. Şimdi ikinci örneğimize geçelim. İkinci örneğimizde tam sayılı bir kesir var. Bunu birleşiğe çevireceğiz. Birleşiğe çevirirken 4 ile 1'i çarpıyoruz. Sonra 2 ekliyoruz üstüne. 6/4 oluyor. Yine arasına çarpma koyuyoruz. Ve 3/5'i ters çeviriyoruz. 5/3 oluyor. 3 ile 6'yı sadeleştiririz. 3'ü 3 ile 6'yı da 3 ile sadeleştiriyoruz. 3'ü 3 ile sadeleştirdiğimizde 1, 6'yı 3 ile sadeleştirdiğimizde 2 oluyor. Şimdi bunları çarpıyoruz. 10/4 oluyor. 10/4'ü yine 2 ile sadeleştiriyoruz. 2 ile sadeleştirdiğimizde de 5/2 oluyor. Örneğimize geldik. Üçüncü örneğimiz bir problem. Problemimizi okuyoruz. 27/2 kilogram pirinç 3/2 kilogramlık torbalara konulacaktır. Bunun için kaç tane torba gereklidir? Bizden istenen 27/2 kilogram içinde kaç tane 3/2 vardır? Bunu bölme işlemi yapıyoruz burada da. 27/2'yi 3/2'ye bölüyoruz. En başta bahsettiğim kurallardan şimdi yararlanıyoruz. 27/2'yi aynen yazıyoruz. Ortalarına çarpma koyuyoruz ve 3/2'yi ters çeviriyoruz. Evet, bunları sadeleştiriyoruz. 27 ile 3'ü sadeleştiririz. 27 9 oluyor 3'ü sadeleştirdiğimizde 3'ü de 1 oluyor. 2 ile 2 1 1 oluyor. 9/1 çıkıyor. 9/1 de 9'a eşittir diyoruz. Ve işlemimiz burada bitiyor. İşlemimiz sonucu 9. Yani 9 torba gereklidir. Evet arkadaşlar, örneklerimizin sonuna geldik. Sizin yapmanızı istediğim bir tane yıldızlı sorunuz var. Bunu okuyup videomuzu bitireceğim. 42/3 kilogramlık elma 7/3 kilogramlık poşetlere konulacaktır. Bunun için kaç poşet gereklidir? Arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim.